Yapmanıza gerek yok galiba Saadet Hanım. Ayşen Hanım'la yeni ders başlattılar, yeni dersi. Ama biz Evet. sizinleyiz hala. Evet. Evet, merhaba. Heh, Merhaba. merhaba, hoş Merhaba. geldin. Ali Bey, sanırım kapatınca sistem gitti. Tekrardan ben bağlandım. Sevgili büyüklerim, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hocamız da kayıtlı Teşekkürler, iyi. mı bilmiyorum. O da Teşekkürler. bağlanmıştı demin. Şöyle bir bakıyorum. Evet, katılmış. Bugün Evet, Cenk Hocam merhabalar. sanırım toplantıda olduğu için bize Cenk ve Orkun Hocam şirketi Evet. katılacak. Evet. Sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Orkun Cengiz. Usta da eğitmen şefim. Burada doğu profesyonel aşçılık eğitimi veriyoruz Evet. öğrencilerimize. Sizle ben de tanışma fırsatı buldum. Çok Evet. sevindik. Hoş geldiniz. Tanışma imkanı buldunuz. Evet, merhabalar. Merhaba Hoş şefim, geldiniz. nasılsınız? İyidir. Sizleri sormalı. Bayağı uzun zaman oldu, görüşemedik. Evet, görüşemedik. Ben net hatırlıyorum. Şeyler hazırlamıştık. İşte sucuk yapımını görmüştük. Bazı Evet. turşuları yapmıştık sizlerle beraber. Evet. Bunları hiç deneyiminiz oldu mu acaba? Tabii. Sizle mi yaptık? Efendim? Mozzarella'yı sizle mi yaptık? Evet, mozzarella'yı da birlikte Evet. yapmıştık. Ben yaptım da birazcık sert oldu galiba, az mıncıkladım. Nasıl? Az Benim mıncıkladım diyor. mozzarella sert oldu. Biraz az uğraştım galiba. Yok yok. Şimdi orada şöyle bir şey vardı. Bu arada zaten vaktimiz de var. Ara ara en azından geçmişte yaptığımız reçeteler üzerinden de konuşmuş olalım madem öyle. Şimdi biz mozzarella şey demiştik. En fazla 3 kere esnetiyoruz demiştik. Yani esnettik. Esnettikten sonra tekrardan o 78 derece ile 82 derece arasında olan peynir altı suyuna koyuyorduk. Isıttığımız, kontrollü bir şekilde ısıttığımız. Tekrar elastik bir form kazandırıp bu işlemi 3 kere yapıp daha sonrasında o asıl form, o top forma getirip ondan sonrasında soğuttuğumuz ve içine bir miktar da tuz attığımız peynir altı suyun içinde muhafaza ediyorduk. Tabii burada şey de var. Yani özellikle üretim aşamaları bu denli detaylı olan ürünleri ilk seferde yapabilmek gerçekten bazen çok şey olabiliyor, zor olabiliyor. Dolayısıyla benim size tavsiyem en verimli mozzarella'yı ya da ne hangi ürün yapıyorsanız bu sucuk olabilir, pastırma olabilir. Bu ve bunun gibi ürünleri yaparken mutlak mertebe 2, 3, 4 olabildiğince deneyin derim ben. Şefim ben telefonları o arkadaşları sessiz aldığım için yanıt veremiyorlar. Eminim denemiş olabilirler. Dilek hocam merhaba. Tabii. Merhaba Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilek Bilgem, pardon. Ayça Ekener beraberiz ve misafirimiz Asuman hocamız. Aa, ne Onun kadar için güzel. özür dileyerek bu derse katılamayacağız ama daha sonra kaydını dinleyeceğiz. Kusura Tabii. bakmayın. Tabii estağfurullah. Ben YouTube'a atarım. Oradan izlersiniz Çok Ayşe. teşekkürler. Asuman hocam İngilizce hocamız mı? Evet Birleşmiş. evet Çok evet. Konuşmak selamlarımızı istiyor musunuz? Tamam. Şimdi Severim derse geçeceğim. Selamlar, selamınızı. saygılar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görmemişim. Hiç. Nerelerde Asuman öğretmenimiz? Ayşe Özal arkadaşımız da sanırım misafir olmuş bir ya da beraberler bilmiyorum. Selam varmış sizlere. Peki şu anda gelmesi gereken başka şey var mı? Katılımcı var mı yoksa? Katılımcılar yavaş yavaş katılır hocam. İsterseniz Tamam. siz başlayabilirsiniz. Tamam. Okey. Ben Zaten çünkü genelde bugün için Orkun şefim şey yapacak. Konuyu size aktarıyor olacak, anlatıyor olacak. Ben onunla birlikte size ara ara böyle şey yapacağım. Bildiklerimi aktarıyor olacağım. Üstünden konuşacağız biraz. Şinitsel ve kartofel salata üzerinden konuşacağız. Kartofel salata dediğimiz aslına bakarsanız bizde de çeşitli varyasyonları, çeşitli ne derler yorumları var. Patates salatası yapacağız bir. Bizimkisi tabii biraz daha böyle Avrupa vari bir patates salatası olacak. Çünkü baz olarak işte içinde hardal, bazı sirkeler oluyor olacak.
biraz daha böyle asidik, böyle tatlı tatlı yemesi güzel, şinitsenin yanına eşlik eden bir salata yapıyor olacağız. Tabii bir de neyimiz var aslında? Tavuk göğsünden yapacağız şinitseli. Tavuk göğsünden yapacağız ama tavuk göğsünü hangi aşamalardan geçeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl baharatlandıracağız? Sezon edeceğiz? Nasıl tatlandıracağız? Ve nasıl porsiyonlayıp nasıl pişireceğiz ki bugünkü zaten temel konumuz o. Hani biraz daha pişirme teknikleri üzerine aslında bir ders işliyor olacağız. Vaktimizi bunun üzerine geçiriyor olacağız. Şeyleri de var çünkü hani bilirsiniz ki belki geçen derslerde bahsetmişizdir. Yörelere göre hani bir yemek sadece bir yöreye göre ait yöreye ait olmuyor. Mesela en basitinden benim en çok kullandığım örnektir bu. Mesela keşkek. Edirne'de de var keşkek. İşte Balıkesir'de de var, Antalya'da da var, işte Urfa'da da var, Diyarbakır'da da var, Gümüşhane'de var, Trabzon'da da var keşkek. Ama hepsinin yapılış aşamaları, işte servis aşamaları, tabaklanma aşamaları ya da kullanılan ürünler ya da pişirme şekilleri itibariyle birbirinden farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla burada hep şunu söylüyoruz. Yani hani bunu şey bu mudur? Gerçeği bu mudur? Hep soruyoruz işte baklava da öyle, işte yoğurt da öyle, işte hani hala bununla ilgili tartışmalar var. İşte baklava börek bizim mi, işte Yunanların mı? İşte yoğurt bizim mi, Avrupalıların mı ya da başka bir ülkenin mi diye. Şimdi bu şeyde de var. Sözüm ona şinitselde de var. Şinitselin de aslında birçok yorum var ama temel olarak biz hep şeyi görürüz. Avusturya usulü yapılan şinitseli görürüz. Bir de Alman tipi pişirilen şinitseli görüyoruz. Ama genel itibariyle biz şinitseli ya sığ yağda, yani biz buna shallow fry diyoruz, sığ yağda pişirme, ya da derin yağda pişirme işlemiyle şinitsel ürünümüzü tabaklıyoruz. Bir de tabii yanına yaptığımız salata var. Hatta bir saniye şöyle ben ufaktan bir de malzemeleri toparlayayım. Ki mesela ben bu noktada geçen de söylemişimdir belki turşular dersinde aslında en çok benim de beslendiğim ve benim için kıymetli olan şeylerden bir tanesi de şu. Mesela içinizde acaba şinitsel tarifini, reçetesini deneyenleriniz oldu mu? Ya da buna benzer bir reçeteyi. Hani farklı bir belki işleme tabi tutuyorsunuz. Bilmiyorum hani, ya da başka bir belki üründen şinitsele benzer bir şey yapıyorsunuz falan. Eğer böyle arka planda yaptığınız, uyguladığınız reçeteler varsa bu platformda da bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Biz gerçekten çok mutlu oluyoruz. Bir saniye. Hocam ben şinitsel yapıyorum. Efendim? Şinitsel yaparım ben. Yani benim bildiğim tavuk ya da etin pane, evet, yapılarak yağlı tavada pişmesi. Yani ben, evet, böyle biliyorum, böyle yapıyorum. Tabii temel itibariyle öyle. Hani o noktada bazı noktalarda işte birbirinden ayrılabiliyor. Mesela kullandığınız yağ nasıl bir yağ? Hani hayvansal yağ mı kullanıyorsunuz, bitkisel yağ mı kullanıyorsunuz, yoksa bu ikisini kombine edip yani birleştirip bir yağda mı yapıyorsunuz? Bu gibi şeyler ister istemez yaptığınız şinitselin, daha doğrusu yaptığımız şinitselin tekstürünü yani dokusunu da etkiliyor. İster istemez aromasını da etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu aşamaların hepsi aslında çok kıymetli. Yani bu doğrultuda internette gezen birçok reçete var. Yani birçok yemekle alakalı, birçok şeyle alakalı. Sadece yemek için değil, bir sürü işte ne derler? Bir türlü söyleyemedim işte. Salatası var, bunun ana yemeği var, tatlısı var. Hah, tatlı diyecektim, ekmeği var. Birçok bilgi geziniyor ama işin temelinde esas almamız gereken bazı noktalar oluyor. O esaslar, o temeller üzerine zaten biz yapacağımız yemekleri hep inşa ediyoruz. O temeller olmadığı zaman gerçekten artık başka bir şey yaptığımıza kanaat getiriyoruz. Dolayısıyla biz hani eğitimci kimliğimizi de zaten hep bu temel üzerine kuruyoruz. Öğrencilerimizle de mesela tabii
öğrencilerimize de mesela dersleri işlerken, şimdi öğrencim diyor ki mesela, ya şef diyor, işte ben diyor Artvinliyim diyor mesela, işte bizim yörede de buna benzer bir yemek çok yapılır diyor. Bu sadece Şinisel için geçerli değil. Ya diyor acaba diyor işte böyle yapsaydık olmaz mıydı diyor. E biz de ister istemez bunu şöyle cevaplıyoruz. Diyoruz ki tamam o da oluyor ama dünyanın kabul gördüğü ve olması gereken ya da uygulanması gereken teknik anlamında bazı yanlışlıklar var diyoruz. Bu sizin yaptığınız reçetede. Olması gerekenleri anlatıyoruz. Ve bu şeyleri ne derler, bilgi kirliliğini yavaş yavaş oradan kaldırmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim temelimizde hep şey var, hani genel bir doğru, yani buradan Japonya'ya da gitseniz, Fransa'ya da gitseniz değişmeyecek doğrular var. Yani international dediğimiz uluslararası kurallar, uygulanan teknikler anlamında. Biz de hep ona göre derslerimizi işliyoruz ve öğrencilerle öyle devam ediyoruz. Cenk Hocam, çocukların en sevdiği şey tavuk şinitzel. Ben çocuklarımın ufaklığında, ufak yani hep bunu yapardım. Ama tabii yanında parmak patates, yanında salata ve ayranla birlikte bayılırlardı. Yani o dönemlerde çok yapardım ama belli bir yaştan sonra kızartmayı tabii nadiren yapmaya çalışıyoruz sağlık açısından ama. Ya şimdi orada bile mesela hani kızartma diyoruz ya, aslında çok güzel bir örnek oldu bu. Şimdi kızartma diyoruz. Hani kızartma belki hepimiz için çok basit bir işlem. Ama aslına bakarsanız daha bugünkü derslerimizden bir tanesinde de vardı mesela. Hani kızartmaya uygun patates var, işte fırınlamaya uygun patates var, işte ne derler, o haşlama yapmaya ya da yahni. Diğer bir de işte yahniye uygun patatesler var. E şimdi her şeyden önce bir kere bunu bir tespit ediyor olmak lazım. Yapacağımız yemek ne ve buna en uygun ürün ne? Bunu bulup ortada birleştiriyor olmak lazım ki verimliliğimiz artsın. Aksi halde zaten şey olmuyor, hani yahnilik patatese gidip kızartma yapmaya kalkarsanız zaten bayağı sizi uğraştırıyor, çok çabuk kararıyor. Hani o çıtır çıtır güzel bir form yakalayamıyorsunuz. E bir de hadi diyelim elinizde kızartmalık patates var. Ama elinizde kızartmalık patates var diye de mükemmel bir ürün çıkartamıyorsunuz bazen. Pişiremiyorsunuz. O da şundan kaynaklı oluyor. Ya yağınızın derecesi uygun ısı aralığında olmuyor. Tabii bizim toplumda bir de hep şey var. İşte çok yağın içinde patates kızarmasın, çok yağ çeker. Aksine eğer konuyu açıyor bu arada. O yüzden paylaşımlarınız çok önemli gerçekten. Şimdi siz patatesleri, şu parmaklarımı patates farz edin. Çok benzemese de özür diliyorum. Yağın içine o patatesi bıraktığınız zaman bu patatesler birbirine çok temas ettiğinde oradaki sıcakla birlikte aslında terleme yapmaya başlıyor. Ve haşlanıyor aslına bakarsın. Burada kızarmadan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla ne kadar yağın içinde birbirine temas etmeden pişmeye başlarsa bu patatesler, o kadar çok gevrek, o kadar çok kızarmış oluyor. Uygun saralı da bizim için aslına bakarsanız 170 ile 185 derece arası oluyor ki doğru ürünle doğru tekniği uyguladığınız zaman çıtır çıtır 10 numara şeyler, patates kızartması elde etmiş oluyorsunuz. Tabii bu arada da isterseniz ufaktan bir reçetemize başlayalım. Şimdi selimiz için de tavuğumuzu da geçirmemiz gereken bazı aşamalar olacak. Onları da sizinle paylaşalım. Şöyle ben bilgisayarı bir yükleneceğim. Şöyle mouse'u bir çıkartacağım. Evet. Şuradan. Şimdi görünüyor mu? Böyle? Evet. Görünüyor değil mi bu arada? Evet hocam, patateslerimiz var. Patateslerimizi ne yaptık? Önce suda haşladık. Kabuklarını soymadık ama. Kabuklarıyla beraber soğuk suya atarak da ısıtmaya başladık. O bir yaklaşık 45 dakika haşlandı suyun içerisinde. Tabii bu yine süre elindiğiniz patatesin cinsine göre de değişkenlik gösterebiliyor, nişasta oranına göre. O yüzden hani kontrollü gitmekte fayda var. Patatesi kesmeden önce de soğutmak önemli. Çünkü sıcakken kesince bu sefer bıçağınıza yapışıyor ve istemediğimiz bir doku oluşmuş oluyor. Burada kesimlerin şekli çok önemli değil. Ben birazcık büyük, iri kestim. Yarım ay kesebilirsiniz, küp küp kesebilirsiniz.
size kalmış. Şöyle biraz daha yakından göstereyim, evet, ben. Şimdi kartal fel salatası tosunu vinaigretini yapmak istiyoruz. Vinaigretten ne var? Kardal var. Her zaman salata soslarını ayrı bir mayonez tenceresinde birleştirip daha sonra ürünü aynı mayonez tenceresine aktarıyoruz. Bütün sosun her ürüne eşit miktarda bulaşmasını istiyoruz. Sirkeyle hardalı bir şöyle birbirine geçirelim. Görünüyor herhalde. Evet. Şu an görünüyor. Gayet net. Yani Orkun Şef'in söylediği gibi şimdi salata, özellikle biz salatalarda sosları çok kullanıyoruz. Dolayısıyla bu sosları hazırlarken böyle oval kap, yani bizim mayonez tenceresi dediğimiz bu metal kaplardan aslında edinebilirsiniz. İşiniz daha kolay ama tabii evlerinizde vardır illa cam, porselen gibi böyle oval kaseler, kaplar, geniş kaplar. Onlar da gerçekten hazırlamak çok çok daha kolay oluyor. Şimdi Orkun Şef'in işte patatesleri, pişirdiğimiz patatesleri, şu porsiyonladığımız patatesleri görünüyordur umarım. Aynen görünüyor. Onları bir tatlandırmak için, lezzetlendirmek için bu salatamızı bir vinaigret, yani bir sos hazırlıyor, bir taban hazırlıyor. Dolayısıyla yaptığı, yani kabın geniş oval olması aynı zamanda bize şöyle bir avantaj da sağlıyor tabii. Sosu hazırladıktan sonra patatesleri aynı kabın içine atacağız ve homojen bir şekilde, güzel bir şekilde karıştırıp bütün patateslerin her tarafının bu güzel yaptığımız sosla kaplanıyor olmasını sağlayacağız. Tabii sezone ediyoruz her zamanki gibi. Biraz tuz ve karabiberle. Şu anda sadece burada hardal var, sirke var. Orkun Şef'in başka ne vardı? Zeytinyağını azar azar vererek karıştırdım. Evet. Hardal, sirkeyi karıştırdık. Hardalla sirkeyi. Ardından zeytinyağımızı da yavaştan vererek, ki evlerde kesin mayonez yapanınız vardır. Biraz mayonez yapmaya benziyor bu sos işi. Şimdi hardal olduğu için biraz da tutucu, koyu bir sos oluyor ister istemez. Sosun kıvamı böyle çok güzeldi. Böyle aynen, bir dokuyu yakalamaya çalışın. Böyle şeye benzer biraz. Hani yumurta sarısını patlatırız. Böyle akışkandır ama çok da şey gibi değildir. Su gibi değildir. Böyle tutucu bir kıvamı da olması lazım ki bu tutucu kıvam sayesinde pişirdiğimiz patateslere bu sos güzelce yapışsın ve orada kalsın. Onu istiyoruz. Dereotu ayıklıyorum biraz. Tabii bir de şeyimiz var. Taze otlarımız var. Salatamızı daha fresh hale getirebilmek için. Ki genelde biz şeyde de çok yaparız zaten. Hani kültür olarak özellikle bir balık yiyorsak, kırmızı et yiyorsak, balık yiyorsak mutlaka yanına bir yeşillik illaki koyuyoruz ister istemez. Tabii bu yeşilliği yaptığımız işte bu vinaigret dediğimiz soslarda da fazlasıyla kullanabiliyoruz. İşte neleri kullanabiliyoruz? Sizin de mutlaka vardır böyle yöresel olarak işte özellikle Ege tarafındaki aynen Fethiye, Ege tarafındaki otlardan sıklıkla kullandığınız, bir saniye şöyle şarj tuşunu bir takayım. Tamam. Evet. Kusura bakmayın, ara ara böyle şey olabiliyor. Ufak böyle kablo çıkıyor, mouse düşüyor falan. Şimdi patatesleri birleştirdiğimiz noktada eldivenle devam ediyorum. Çünkü patatesler yumuşak olduğu için çok kırılmasını istemiyorum. Çıkma teliyle veya kaşıkla yaparsam bu risk daha da artacağı için elle devam ediyorum. Ya biz buna böyle biraz şey diyoruz aslına bakarsanız. Hani değirmen diyoruz. Restoranlarda çalışırken sıcak serviste salataları servis ederken yaptığımız özellikle yeşillikleri de kırmamak, zedelememek için şöyle elimizle tatlı tatlı karıştırıyoruz sosumuzu ki yaptığımız ürünler, karıştırdığımız ürünler kırılıp parçalanmasın ki yeşillik konusu zaten sizin de bildiğiniz üzere çok hassas bir konu. Hani biz salata yaparken yeşilliği neredeyse hiç doğramıyoruz bile ki servis edeceğimiz, yani masaya gidene kadar kararmasın, lezzetinden de bir şey yitirmesin diye. Ki görüntü anlamında da zaten çok hoş olmuyor bu durum. Evet, dolaba mı kaldırıyorsunuz? Bunu dolaba kaldırıyoruz. Bu sosa şeker de kullanabilirsiniz. Biz çok tercih etmiyoruz. Vinaigrette şeker kullanacaksanız onu iyice eritmek gerekiyor.
Şu anda bunu dolaba kaldıracağız. Biraz da aromaların patatesin içerisine geçmesine olanak sağlayacağız bu şekilde. Aynen öyle. Yani şey de var tabii. Eğer ben yanlış hatırlamıyorsam şöyle eğer bilgisayarı bırakabilirsem. Şeyde çalışırken bu ikinci köyceğiz tarafında çalışırken kaç sene oldu onu bile hatırlamıyorum. Şey vardı. Nerenin balı meşhurdu acaba hatırlayanınız varsa bana yardımcı olabilir mi? Marmaris. Efendim? Marmaris. Marmaris o bir balın bir adı vardı ama neydi acaba? O Ege'ye özgü, o coğrafyaya özgü bir adı vardı onun. Hatta İstanbul'a Püren. Dönerken de şey almıştım. Püren o. Balı. Efendim? Püren balı. Mı? Püren balı. Püren. Püren. Müren mi? P, P ile. P. Pırasasın P'siyle püren balı. Yer kesik. Tamam. Bir de yer kesik balı var. Efendim? Yer kesik, yer kesik. Balı. Bak işte İçin. Yani o ikinci köyceğiz tarafında çok güzel bir bal şey yapıyorduk, alıyorduk. Şeydi, o balı yaptığımız, ben bir balık restoranında çalışıyordum, bir aslında marinada çalışıyordum. Bal o kadar lezzetli, o kadar güzeldi ki yaptığımız soslarda, işte salatalarda, yemeklerde hiç şeker kullanmıyorduk. Onun yerine o balı kullanıyorduk. Ki çok daha lezzetli ve güzel oluyordu. Hani dolayısıyla biz mesela kültürümüzde neyi kullanıyoruz genelde? İşte bal gibi, pekmez gibi, işte tahin gibi. Çünkü bunlar yaptığımız sosları hem çok iyi kıvamlandıran hem de aslında doğal olarak çok lezzetlendiren ürünler. Ki mesela aklıma gelen yine şey var. Lahana sarma. Lahana sarmasına mesela limonla tahini karıştırdığınız zaman mükemmel bir sos oluyor. Gerçekten tadından yenmiyor. Keşke şu an olsa da yesek diyorum ama maalesef öyle bir şansımız yok. Bunu ilk kez duyuyoruz şefim. Hiç duymamıştım tahinle limonu bir arada lahana sarmasında. Tabii tabii. Yani, üzerine mi hocam? Efendim? Üzerine dökmek için mi daha sonra? Tabii tabii servis ederken özellikle lahana yani sarma gibi ki onu biraz da böyle fırında tutup yaktığınız zaman o lahana sarmayı gerçekten onun üstü böyle biraz da altın sarısına biraz da kahverengi gittiği zaman inanılmaz lezzetli oluyor ki çok severim ben sarmaları, dolmaları. O lahana sarmasının üstüne işte içine işte biraz da pekmez, tahin bile atıp hafif böyle bir tatlı. Çünkü limonla yani ekşiyle tatlıyı karıştırdığınız zaman aslında ikisi de birbirini kırıyor. Ortaya çok inanılmaz bir lezzet çıkmaya başlıyor ki o noktada bir de zaten tahin eklediğiniz zaman tamamıyla aslında efsane bir tabak olmuş oluyor. Efsane bir yemek olmuş oluyor başlı başına. Ki çok basit. Yani bir lahana sarma ve güzel bir sostan bahsediyoruz hangisi? Burada. Zeytinyağlısı mı etlisi mi? Efendim? Zeytinyağlı sarmaya mı etli sarmaya mı acaba? Genelde etli sarmaya yapıyoruz. O da şundan dolayı etli sarma şimdi biraz daha ağır şeye göre zeytinyağlıya göre. Evet. Yani şeyden dolayı ağır. Yani et nihayetinde vücudumuzun çok çabuk işleyebildiği bir ürün değil. Ağır geliyor. Hem aslında yediğimiz ürünü hafifletiyor. Damağımızı rahatlatıyor. O limonla tahin. Hem de aslında bir nevi şey yapıyor. Hazmı da kolaylaştırıyor aslında bakarsanız. O limon hani rahatlatıyor aslında bir yerde. Böyle bir etkisi de var. Cenk hocam, Firuzan Hanım şimdi bir şey paylaşmış. Mersin'de lahana sarma, limon, sarımsak ve tahinli sos yapılarak Mersin'de zeytinyağı lahana sarma yapılır demiş. Evet evet. Kesinlikle. Sizin demin söylediğiniz gibi. Kesinlikle. Zaten benim şimdi ara ara böyle gözümle takip ediyorum. Mevlübe Hanım'ın ben anlatırken kafa sallıyor olmasından, başını sallıyor olmasından ben öyle bir şey geleceğini Meral tahmin ediyorum. Meral Hanım bir şey mi soracaksınız? Buyurun. hayır. Ben de sonra da aynı şeyi söyleyecektim. Etli yaprak sarmasının üzerine sarımsaklı tahin dökülüyordu. Evet, sarımsak da gayet güzel. Limonu hatırlamıyorum ama sarımsaklı tahin çok çocukluk gerçekten. Tabii tabii yani. Sarımsak da tahin üzerine dökülüyordu. Sıcak evet. Sıcak. Etli yaprak lahana sarmasının üzerine. Aramada. Mersin'de
zaten. Mevlide Hanım, biz sizi çok iyi anlayamıyoruz. Çünkü internetinizde sıkıntı var. Ancak yazabilirsiniz. Tamam. Meral Hanım, ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Siz konuşamadınız. Evet, ben de biraz geciktim, kusuruma bakmayın ama bu sarma ve tahin sosunu duyunca ben de bir katkı yapmak istedim. Kesinlikle. Ben de Adanalıyım aslen. Adana bölgesinde de daha farklı bir zeytinyağlı ve etlinin dışında üçüncü bir çeşit sarma daha vardı. Daha öyle yapılan. Nohutlu bir sarmadır. Nohut ve biraz pirinç karıştırarak bu tahinli, sarımsaklı, limonlu sosla servis yapılır. Nefis bir rakı mezesidir. Bilmiyorum, hiç duymuş muydunuz? Yerel bir lezzettir. Lahana ile mi oluyor? Sesiniz evet, biraz az geliyor Meral Hanım. Pardon. Bakayım ses ayarıma. Nohut derken ezme nohut mu? Nohut evet, akşamdan ıslatılıp sabahleyin robotu upalanır ama püre şeklinde değil. Pirinç iriliği olur. Pirinç eklenir, soğan, pirinç, tuzu ve biraz da yine tahin eklenir içerisine. Bir iç hazırlanır. Bununla lahana sarılıp pişirilir. Soğurken üzerine limon, sarımsak, tahin sosu yapılıp kullanılır ve o şekilde servis yapılır. Bunu nane ekilir üzerine. Çok güzel. Şimdi şinitselden sarmalara geçtik arkadaşlar. Şefim kusura bakmayın. Evet, ben bilmiyorum, başında sen sarmaları yakaladın. Bu kendim yok yok. Yapıyorum. Gayet yani, iyi. Duymamış olanlar vardır düşüncesiyle. Evet, bu arada hocamız galiba düştü. Ben onunla irtibata geçeyim. Siz sarmalara devam edin arkadaşlar. Hemen dönüyorum. Yemeklerinizi paylaşın. Ben hocamı göremiyorum. Sesinizi açıp konuşmak isteyenler konuşabilir. Alo. Evet arkadaşlar, birazdan bağlanacaklar. Özgül Hanım demiş ki dışarıdayım ancak açabiliyorum. Hoş geldiniz Özgül Hanım. Evet. Evet. Hocam sanırım düştünüz mü? İnternet evet, kusura bakmayın. İnternet bağlantımızı yenilemek zorunda kaldık. Bağlantı çünkü takılmaya başladı. Başka bir kaynağa bağlanmak zorunda kaldık ki daha sağlıklı bir yayın olsun diye. Tamam, teşekkür ederiz. Bir şeyden şimdi şinitselden sarmalara geçtik. Adana usulü sarmalara, sarmalara falan. Sarmalar onlardan konuşuyorduk tabii böyle güzel güzel. Tabii böyle olunca insanın iştahı da kabarıyor ama şeydi tam hatta şey kim birisi söz almıştı galiba bir şey söyleyecekti. Meral Hanım az önce şeyi anlattı. İşte Adana, isterseniz siz bahsedin Meral Hanım. Bir tarif verdi. Onu kaçırdınız mı hocam? Lahana sarması nohutlu dedi. Adana'da meşhurmuş. Evet, bir farklı versiyonu var dedi Meral Hanım ama gerisini evet, bizim bağlantımız koptuğu için kaçırdık. Kusura bakmayın. Evet. Sarmanın içerisi ezilmiş, kırılmış daha doğrusu ıslatılmış nohut. Pirinç, soğan,
ve biraz tahin karışımıyla, karabiber, tahin karışımıyla hazırlanıp sarılır. Piştikten sonra da üzerine bolca tahinli, sarımsaklı, limonlu sosa bulanır. Bunun nane serpilerek üzerine servis yapılır. Böyle bir soğuk rakı mezesi olarak bulunan bir yemeği var. Meral Hanım'ın sesinde biraz problem var. Duyabildiniz mi hocam? Evet. Ses çok uzaktan geliyor. Yani rakı mezesi olarak tahinli bir nohutlu lahana sarmasından bahsetti. Az önce açıkladı. Zeytinyağlı anladığım kadarıyla etsiz. Öyle. Evet. Dilekçim. Bu zeytinyağlı lahana sarması Adana usulü. Onun içerisine baharat ve yeşillik koyuyor muyuz? Üstüne nane dedi ama hani biz bol yeşillikli yaparız ya. Hayır. Nohutlumun içinde karabiber ve tuzdan başka baharat yok Ayşe. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen not aldım da. Tamam. Farklı tarifler. Aynen. İsterseniz bir de şöyle şey yapalım. Tabağımızın, yemeğimizin şu ikinci aşamasına bir geçelim isterseniz sizle birlikte. Şöyle ben yine şey yapayım. Şimdi bir tavuğumuzu dövüyor olacağız. Bir inceltiyor olacağız aslına bakarsanız. Şöyle. Görebiliyorsunuz değil mi? Görüyoruz hocam. Harika. Tavuğu açtık mı? Ortadan kestik mi tavuğu? Yok şu anda kestik mi tavuğu? Hayır, tavuk göğsü tek parça mı? Tek parça tamam. Aynen. Bunu incelteceğiz. İnceltmek için de merkezden dışarıya doğru vuruyoruz. Biliyorsunuz tavuk çok çiğ tüketilmemesi gereken bir ürün. O yüzden mümkün olduğu kadar inceltmeliyiz ki işin sonunda çünkü bir de un ve yumurta ile bir duvar öreceğiz dışına. Bu da için pişmesine engel olacak. O yüzden mümkün olduğu kadar ince açıyoruz. Peki bu yapmakta olduğunuz filatoyu balık filatoda da uygulayabilir miyiz? Şimdi şöyle, eğer balıkta bu işlemi uygularsanız balığın protein yapısı biraz daha farklı olduğundan balık direkt püre olacaktır zaten. Yani çok dağılacaktır. Şeye benzer böyle şey gibi olur. Hani ekmeğin böyle üstüne süt dökeriz. Böyle iyice lapa olur ya. Aynı onun gibi olacaktır. Dolayısıyla hani balıkta bu tip bir işlem yapmak çok şey değil. Çok sağlıklı değil. Çok parçalanabiliyor ama tabii hani ne yapıyoruz? Biz balık işte köftede, daha doğrusu deniz ürünleri bir köftesi yapacaksak ya da mücveri yapacaksak balığı ne yapıyoruz? Bıçak yardımıyla parçalıyoruz ki şey olmasın ya da bir kıyma makinesinden geçiriyoruz ama balıklar genellikle bu Orkun Şef'imin yaptığı gibi bir dövme işlemine çok müsait olmayan ürünler. Biftek de olur ama değil mi? Efendim? Bonfile, biftek onlar da olur herhalde. Tabii. Bonfile, biftek gibi ürünlerde çünkü onların bağ dokuları biraz daha balığa göre kuvvetli olduğu için bu tip darbelere ezme, presleme işlemlerine çok daha dayanıklılar. Ama balıkta... Efendim? Ay, özür dilerim. Telefonum çaldı. Ya, önemli değil. Şinitzel'in zaten orijinalinde Avusturya'da süt dananın bonfilesinden yapılıyor. Biz burada tavuktan yapıyoruz. Balığın pişmesi daha kolay olduğu için kalın da olsa dışını panelediğimiz zaman yine içerisinin pişme imkanı var. Ama tavuk üretim aşamasında birçok tavuk bir yere yığıldığı için birbiri arası bakteri geçişi çok oluyor tavukta. Büyükbaş gibi değiller. O yüzden bakteri barındırma olanağı çok daha yüksek oluyor riski. Bu yüzden mümkün olduğu kadar iç ısısının 70 derecelerde olması gerekiyor tüketmeden önce. Çünkü biliyorsunuz ki şey de var. Tavukta bizim salmonella diye adlandırdığımız bir bakteri var. Dolayısıyla bu bakteriyi ortadan kaldırabilmek için bizim tavuğumuzun iç ısısının minimum 75 derece üzerine çıkıyor olması lazım. Eğer tavuğumuzun iç ısısı bu bahsettiğimiz 75 derecenin altında kalırsa, yani mesela diyorum tavuğumu ben yeteri kadar dövmedim, kalın bir tavuk oldu. Kızarttım yağda, aldım hemen,
ama içinin çiğ kalması durumunda. Çok ince bir tabakada böyle bir çiğlik kalsa bile işte en merkezi iç ısısından bahsediyorum. 40 derece işte 35 derece gibi bir ısı aralığında kaldıysa bu tavuk tüketen insan için ciddi tehlike oluşturmaya başlar. Dolayısıyla bundan her zaman emin olmamız lazım. Çünkü bizde hep şey var, yani altın kurallarımızdan bir tanesi ne yaptığımız değil, nasıl yaptığımız çok çok daha önemli. Dolayısıyla yaptığımız ürünlerin insan sağlığını tehdit etmiyor olması lazım. Lezzetten önce, zaten her şeyden önce buna dikkat ediyoruz ki kimsenin canına kısmet teşebbüs etmeyelim ve şey yapmayalım. Kastetmeyelim kimsenin sağlığıyla, oynamayalım. Ondan sonrasında zaten lezzet aşamasını düşünüyor oluyoruz. Neyi nasıl yapsak diye bu konuda kafa yoruyoruz, kafa patlatıyoruz. Evet, şimdi bir de sezone ettik. Bunun sebebi de tabii iş harcını yaptıktan sonra içine tuzun veya karabiberin hiçbir şeyin ulaşamayacak olması. Dolayısıyla önceden sezone etmek çok önemli. Tuz, karabiber veya seviyorsanız kırmızı toz biber, acı yapmak istiyorsanız acı biber koyabilirsiniz. Bunu ununuza da koyabilirsiniz. Burada bir istasyon yaptık. Un, yumurta ve galeta unu şeklinde. Ben şöyle aslında tekerden gösterebilir misin? Şimdi? Tabii. Şöyle ben oraya çok kablo getiremiyorum. Şöyle gösterebilirim. Görünüyor herhalde. Un, yumurta ve galeta unumuz var burada. En son harcı panko ile yapanlar da var. Ama bu işin orijinalinde un ve yumurta var sadece. Galeta unu da opsiyonel, size kalmış. Bu eti pişirirken biz shallow fry tekniği kullanacağız. Nedir bu? Sığ yağda pişirme tekniği. Sığ yağda pişirme tekniğinde içine koyacağımız ürün, tavayı gösterebilirsek şimdi. Tabii. Tavayı görüyorsunuz. Bunun içerisindeki yağ miktarı içine koyacağımız ürünün yarısına kadar gelmeli. Ve yağımız kızgın olmalı. İçine attığımızda direkt pişmeye başlayacak. Restoranlarda, genellikle çok müşteri ağırlayan restoranlarda bu eti direkt derin yağda da kızartabiliyorlar. Ama orijinalinde ve daha lezzetli olanı pişirme tekniği budur. Bu yöntemle hem üstünün biraz daha fazla kabarmasını sağlıyoruz, hem de daha lezzetli bir et yemiş oluyoruz. Biz ayçiçek yağı kullanıyoruz değil mi şefim? Evet. Şeyde Avusturya'da bunun için sade yağ da kullanılıyor. Biz burada ayçiçek yağı kullanıyoruz. İsterseniz ayçiçek yağına birazcık tereyağı ekleyip tereyağın yanma derecesini yükseltip bu şekilde de kızartabilirsiniz. Burada sadece ayçiçek yağı olacak ama. Evet, yani sade yağ dediğimizde bu arada tabii şey, hani bizim aslında mutfaklarda sıklıkla kullandığımız klarife yağ dediğimiz yağ. Klarife yağ nedir? Sade yağ dediğimiz. Tereyağını ocağa koyuyoruz. Kısık ateşte altını açıyoruz. Öyle olduğu zaman yağ ve o süt proteinleri birbirinden ayrışıyor. Böyle beyaz doku o süt proteinleri tamamen o tencerenin tavanın altına oturuyor. Bir tortu oluşturuyor. O tamamen sade yağ dediğimiz o sarı, altın sarısı yağ da üstte kalıyor. Onu böyle güzelce hafifçe kepçeyle çok bulandırmadan bir kaba aktarıyoruz. Daha sonrasındaki kullanımlarımız için bize bayağı bir avantaj sağlıyor. Orada zaten Orkun Şef'in de dediği gibi sade yağ bize şey de sağlamış oluyor. Tereyağı göre ısıya dayanıklılığı daha fazla oluyor. Mesela böreklerde, çöreklerde işte ya da şerbetli tatlıların yapımında da biz bu sade yağ dediğimiz klarife yağı çok fazla kullanıyoruz. Çünkü aksi halde tereyağı kullandığımız takdirde tereyağı ısıya çok dayanıklı olmadığından bu sefer ne yapmaya başlıyor? Diyelim herhangi bir burma tatlısı yapıyorsunuz. O burma tatlınızın kenarlarını yavaş yavaş yakmaya başlıyor. Çünkü içinde süt var. Dolayısıyla süt ısıya çok dayanıklı bir ürün olmadığı için bu yaptığınız yemeğin, tatlının her ne olursa olsun tadını biraz bozmaya başlıyor. Ama tabii bir de şey de var. Şimdi biz bu yağı ayrıştırdık. O altta kalan sütlü kısmı, kazein diyoruz biz ona. İşte böreklerin iç harcına ya da üstüne sürmek için ya da herhangi bir yerde tekrardan kullanabiliyoruz. Hiçbir şeyi ziyan etmemeye özen gösteriyoruz çalıştığımız mutfaklarda. Evet, yağımızın ısınmasını bekliyoruz şu anda. Doğru ısı aralığına getirmek istiyoruz. Bu aşamada hep kontrol ediyoruz. Bizim hep şey var.
öğrencilerle de sürekli bunu paylaşıyoruz. Atlamadan önce bak diyoruz. Yani diyelim herhangi bir diyelim hamsi tava yapacağız. Direkt hazırladığımız balıkları, hamsileri direkt tavaya dizmiyoruz. İlk önce bir tane hamsiyi şöyle tavaya bir değdiriyoruz. Eğer o cızırdamayı, o fokurdamayı görürsek yani diyoruz ki tavamız yağımız ısındı. Diğer ne atacaksak işte hamsi mi pişireceğiz, et mi pişireceğiz, balık mı tavuk mu ne pişireceksek bunların hepsini hemen ısınmış olan yağımıza, tenceremize ya da tavamıza ekleyip pişirme işlemini finalize ediyoruz. Şimdi unluyorum. Şöyle hani dövdüğümüz, sezone ettiğimiz yani tuzla karabiberle lezzetlendirdiğimiz tavuğumuzu unlayıp şöyle ellerimle birazcık dolaştırıyorum fazla unun arındırmak için. Daha sonra yumurta. Yumurtayı iyice yedirmeye özen gösterin. Hatta bekletebilirsiniz biraz içerisinde. Şimdi yumurta derken hocam beyazı ve sarısı çırpılmış evet. Yumurta mı? Evet, evet. Ayrıştırıyor musunuz? Hayır, ayrıştırmıyoruz. Sarı ve beyaz beraber çırpılmış yumurta. Hmm. En sonda galeta unu. Yine arındırıyorum. Tavama. Şöyle bir şöyle ben bir yaklaşayım şimdi istersen. Biraz daha iyi olacak. Evet ya. Şimdi Orkun Şef'im panelediğimiz tavuğu şey yaptı. Biraz tavaya değdirdi ucunu hafifçe. Çok ufak bir kısmını. İstediğimiz şeyi göremedik. Tepkimeyi göremedik. Reaksiyonu göremedik. Şimdi biraz daha bekleyeceğiz. Ki şey olmasın. Emeklerimiz zayi olmasın. Çöp olmasın diye. Yine bunu unla da kontrol edebilirsiniz. Ha, tabii evet. Yani bir parça un alıp tavaya attığınızda eğer hemen tıkırdayıp köpürmeye başlıyorsa zaten yağınız istediğiniz ısı aralığına gelmiş demektir. Biraz daha açalım istersen şefim. Evet. Ya bu aşamalar gerçekten çok önemli. Eğer yağınız gerçekten o doğru ısı aralığına gelmezse o biraz önce konuştuğumuz patates kızartması örneğindeki gibi artık ürününüz fazla fazla bir yağ çekmeye başlayacak ve artık istemediğiniz ki geri döndürülmesi imkansız olan bir noktaya getirmiş olacaksınız siz şinitselinizi. Ha, tabii şöyle de yapabilirsiniz. Şinitselinizi yaptınız, kızarttınız, çok fazla yağ çekti. Düzgün ısı aralığında atmadınız diyelim ya. Çıkardınız ne yapabilirsiniz? Fırınlayabilirsiniz belki. Tabii fırınlarken şunu yapıyor olmanız lazım. Ya altına bir tel koyuyor olmanız lazım. Ya da işte bir o yağ emmesi için bir kağıt havlu koyuyor olmanız lazım. Ekstradan iş ve masraf. Dolayısıyla biz en baştan hep bu aşamalara dikkat ediyoruz ki hem ürünümüzün dokusu, tekstürü bozulmasın hem de sonrasında bir daha uğraşmayalım diye. Çünkü hani şimdi fırına atıp kurtarmak istediğiniz noktada da şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Pişmiş bir ürün var. Tamam, fazla yağ çekti o dışındaki pane, o dışındaki harç. Ama şimdi siz onu fırına attığınızda tekrardan zaten pişmeye başlayacak. Bu da yaptığınız ürünün çok kurumasına ben hani şey diyorum öğrencilere bazen böyle biraz da farklı bir bakış açısı getiriyoruz. Biraz da hani gülelim, eğlenelim diyoruz. Hani kertenkele derisi gibi olmaya başlıyor bu sefer. Suyu çekilince de bir anlamı kalmıyor. Biraz su yani evet, olması lazım. Yani bayağı galeta yiyormuşsunuz gibi bir hissiyatı oluyor. Çünkü içinde sululuk da kalmıyor bu sefer. Besleyiciliği de kalmıyor. Dolayısıyla ekstradan zaman harcıyorsunuz, ekstradan ürün harcıyorsunuz. Para verdiniz, aldınız. Bu üründen tam faydalanamadığınız zaman da bu sefer keyfiniz de ufak ufak kaçmaya başlıyor. Bir de bunun restoran tarafını düşünün. İşte 150 kişilik bir restoranda çalışıyorsunuz. Ya da misafirsiniz, hiç fark etmiyor. İki tarafta bile olsanız bu ve buna benzer durumlar gerçekten çok can sıkıcı durumlar oluyor. Çünkü geri döndürülemiyor maalesef. Biz ne yapıyoruz? O konuda gerçekten çalıştığımız personele çok iyi bir eğitim vermekle yükümlüyüz zaten. Ve çok iyi bir kontrol mekanizmamız oluyor. Yine mutfaklarda ve eğitim
eğitimlerde de sıklıkla söylediğimiz bir şey var. Kontrol güvene mani değildir diyoruz mesela. Yani öğrenci bazen bir şey pişirirken ya da bir şey kesiyorken hep şey yapıyoruz. Onları kontrol altında tutuyoruz ki bir hata yapmasınlar. Öğrenci de tabii şey yapıyor, hani ya ben yapıyorum ki, beni niye kontrol ediyorsunuz ki diye bir söylemle bize geri dönüş yapıyor. O noktada biz de şunu söylüyoruz. Kontrol güvene bani değildir. Ne olursa olsun eğitim döneminiz bitene kadar biz sizi kontrol etmek zorundayız diyoruz. Evet. Isındı mı Yağmur Şevim? Biz genelde böyle gazlı ocaklarda çalışmaya alışık olduğumuz için profesyonel sınıflarda indisyonlarda bazen zorlanabiliyoruz. Evet. Süreyi tam... Şu an biz elektrikli bir ocakta çalışıyoruz. Evet, şu an görüyorsunuz değil mi fokurdamayı? Evet. Görülüyor herhalde değil mi? Görülüyor değil mi? Görülüyor şefim. Evet, ben yaklaştırabildiğim kadar çok da yaklaştırmıyorum. Hani güvenlik nedeniyle yağ sıçrar falan diye çok tabanın yakınına gidemiyorum. Şu daire hareketini yaparsanız kenarlardaki yağ tavuğun üstüne de gelecektir. Böylelikle daha kabarık bir şinitsel yemiş oluyor. Şu teknik. Bir nevi yağdan settiriyoruz aslına bakarsanız. Böyle kabilelerde olur ya, böyle avların etrafında hula 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 diye dönerler. Aynı aslında onun gibi şu an yağ şinitselin etrafında tatlı tatlı dönüyor. Hani biraz yamyamvari gibi bir işlem gibi gözüküyor ama bu şekilde anlattığımız zaman ben daha eğlenceli olduğuna inanıyorum mesela. Evet. O kızarmaktayken şefim ben size bir şey sormak istiyorum. Şu an akademide kaç öğrenciniz var? Aklıma takıldı. Yani yaklaşık. Şu an akademide hemen bir düşünüyorum. 11, 18, 29. Yani 40 ya da 45 öğrenci var. Takribi. Evet. Kaç şefimiz var? Sizin gibi asistanlar, şefler de vardır. Şimdi şöyle, bizde tabii şeyler var, siz söyleyin. Bir profesyonel araştırıcılık kısmı var, bir de profesyonel ekmek ve pastacılık kısmı var. Dolayısıyla biz şu an profesyonel araştırıcılık kısmında 3 kişiyiz, 3 şefiz. Profesyonel ekmek ve tatlıcılık kısmında da 2 eğitmen şefimiz var. Tabii biz şey yapıyoruz, yani dersleri sürekli aramızda paylaşıyoruz. Bu ölçüde, daha doğrusu bu bağlamda öğrenci de aslına bakarsanız bir yerden avantajlı oluyor. Çünkü bu bütün şeflerin sektörel tecrübesini de aslında almış oluyorlar. Her şefin kendine göre bir ders işleme şekli var, bir ürün işleme, pişirme şekli var. Ama tabii bazı temellere bağlı kalarak, o en başta konuştuğumuz temellere bağlı kalarak. Ya bizim için gerçekten burada çalışıyor olmak çok keyifli ve çok renkli. Çünkü hani işin sektörel, restoran kısmında ya da otelcilik kısmında çalıştıktan sonra gelip buraya o tecrübeyi öğrencilere aktarıyor olmak, bu bambaşka bir keyif. O hakikaten çok güzel. Evet. Tavuğumuzun diğer tarafını çevirdik bu arada. Orkun şefim sendeyiz. Evet. Şu kabarıklıkları görüyorsunuz. Bu kabarıklıkların olmasının sebebi bunu shallow'larda, yani sıvı ısıda yapıp şu teknikle pişiriyor olmamız oluyor. Yani bunu derin yağda yaparsanız yer yer kabarıklıkları göremeyeceksiniz. O yüzden sıvı yağ daha önemli. Daha kullanışlı oluyor. Daha iyi sonuç veriyor. Tabii ateşinizin altı her zaman en yüksekte olması lazım. Sonuçta yağınız kızgın bile olsa ürünü tavanın içerisine bıraktığınızda yağın ısı derecesi düşecektir aşağıya doğru. O yüzden mümkün olduğu kadar yüksek ısı olursa daha iyi sonuç alırsınız. Evet. Bu arada ben bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi marketlerde tavuk ürünlerinin içerisinde şinitseller de oluyor. Ne dersiniz? Bir saniye şuraya bir alayım, yağdan bir uzaklaşayım. Evet, şimdi dinliyorum, kusura bakmayın. Hazır şinitselleri tavsiye ediyor musunuz? Şimdi şöyle
Ya bir aşçı gözüyle değerlendirdiğimiz zaman biz zaten o tip hazır ürünleri hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Çünkü yani onların işlenme aşamaları, işte lojistiği var, işte ne derler, depolama alanları. Bunlar bazen çok şey olabiliyor. Yani o alanlarda, o konularda çok kırılmalar yaşanabiliyor. Yani özellikle büyük marketlerde işte tarihi geçmeye yakın ürünleri, ben buna çok şahit oldum. Bu sadece et, tavuk, balıkta da değil. Birçok üründe geçerli. Şarküteri üründe geçerli. Tarihi geçmeye yakın. Diyelim son kullanma tarihi işte 10 Nisan diyelim. Hemen tekrardan yeni bir şey yapılıyor. Paketleme yapılıyor. Yine 2-3 gün daha konuyor ve o ürünün tüketilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Ya onu da geçtim. Tabii yine bir şey yani. Bizim çerçevemizde her zaman şey var. Hiçbir şey hazır almamak var. Zaten hatırlıyorsanız ki işte o mozzarella yapımı, bazı peynir ya da işte çeşitli şarküteri ürünleri yaptık. İşte sucuk yaptık. İşte hatırlayamadığım birçok şey vardır mutlaka. Ya da sizinle, sizin dersinizde turşular yaptık. Turşu da yani, yapmıştık. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi biz her şeyi sıfırdan, yani ham maddeyi alıp işlemek üzerine temellendirdiğimiz için birçok şeyi, dolayısıyla marketlerden çok fazla şey almıyoruz. Bu tip paketli şinitsel ya da ona benzer türevlerini asla almıyoruz, tüketmiyoruz. Çünkü çok hassas bir çizgi o. Yani oradaki en ufak bir basamak kaybı sağlığımızı ciddi anlamda tehdit edebiliyor. O yüzden ben bu ihtimali hiçbir zaman şey yapmıyorum, es geçmiyorum. O yüzden de çok fazla hazır ürün. Ha, tabii şey tüketiyorum, siz söyleyin. İşte çikolata, gofret, ne bileyim, kreker gibi şeyler tüketiyorum. Çünkü bunların tekrar paketlenebilme ya da etiketlenme gibi bir durum söz konusu değil. Ama diğer işte o sizin bahsettiğiniz ürünlerin maalesef ki etiketlenme ve paketlenme konusunda çok fazla güvenli bir ortamda satıldığını söyleyemeyeceğim maalesef. Ben ticari mutfaklar için sormadım zaten. Ev için de öyle. Hele gençler çok kullanıyorlar da. Evet evet, yani ben ev için de mesela ben de asla gidip marketten hazır bir şey almıyorum. Yani hem ticari tarafta, yani işimi icra ettiğim tarafta, ne de evimde asla bu ürünleri kullanmıyorum Ayşen Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim her zaman. O sırada şinitselimize dönelim ki güzelce renk aldı. Alması gereken renk bu. Yani altın sarısı. Mümkün olduğu kadar yakmadan pişirmeye çalışıyoruz ki içine bu ısının tamamının geçtiğinden emin olalım. Mesela bunu bir bonfileyle yapıyor olsaydık, belki az pişmiş bir bonfileyi seviyorsak işte biraz daha az pişirip kenara alabilirdik. Ama bu tavuk olduğu için, söz konusu şey tavuk olduğu için mümkün olduğu kadar fazla emin olmamız gerekiyor içinin piştiğinden. Ki Ayşen Hanım, yani onunla ilgili Toksin diye bir kitap vardı yanlış hatırlamıyorsam, kaç sene öncesinin kitabı. Yani bir doktor yaşanmış bir şey bu. Bir doktor oğlunu kaybediyor bu tip gıdalardan zehirlendiği için. Ve bununla ilgili bayağı bir şey, birçok yere dava açıyor. İşte o büyük şirketlere karşı bir mücadele veriyor. Dolayısıyla ben demiyorum ki hani hepsi bunu yapıyordur, yapar. Ben en ufak bir risk teşkil ettiğini düşünerekten, dediğim gibi ne evde ne de iş hayatımda bu tip ürünleri kullanmıyorum. Genelde öğrenim hayatında üniversiteliler çok yapıyor bunu. Hazır yemek. Öğrenim hayatında üniversiteliler çok yapıyor gençler. Ya evet, evet yani, maalesef. Ama sağlıklı bir şey değil. Şimdi vallahi ne söyleyeyim, hani zaten Türk toplumu olarak sağlıklı beslenme alışkanlığı, daha doğrusu geçmişimize dair, hani köklerimize dair bazı şeyleri kaybettik. Bunlardan bir tanesi de zaten beslenme. Yani hiçbir genç, yeni nesil diyeyim, ben de nereden baksanız 40 yaşındayım. Kendimi o açıdan şanslı hissediyorum. Çünkü az çok büyüklerimden, aile büyüklerimden bazı mutfak kültürlerini devralabildim. Sağ olsunlar. Tabii. Bu arada Orkun Şef'im tabaklama yapıyor şu anda. Tavuğumu peçetenin üzerine aldım ki fazla yağından arındırmak için, tabağı almadan önce muhakkak bu işlemi yapmanız gerekiyor. Aksi halde tabakta bir yağ kütlesi oluşuyor. Bunu istemiyorum.
Dolapta beklettiğim patateslerimi aldım. Şimdi Selim bekliyorum tabağa. En son süslemek için limon ve aromatik bir tereyağı yaptık. Bunu da anlatacağız. Aynen öyle. Şurada keseyim. Tabii şefim, buyurun. Biraz ışıktan mı, gün ışığından mı bilmiyorum. Şefim, parlama var. Yaklaştırabilir miyiz şefim tabağı? Hemen getiriyorum tabağı. Parlama var, o yüzden çok... Doğrudur. Tabağı şimdi Orkun şefim yaklaştıracak. Arkadan doğru, evet. Biraz güneş alıyoruz. Evet. Evet. Şu an görülebiliyor mu tabak? Evet, görüyoruz. Limonun aromatik altındaki... Pardon? Limonun altındakini anlayamadık. Aromatik tereyağı. Bunu şimdi anlatıyorum. Evet. Bu sıcakken üstüne koydum ki erisin diye. Tereyağını biberiye ve kekikle, taze biberiye ve taze kekikle beraber hamur yoğurur gibi yoğurduk. İç içe geçti hepsi. Daha sonra sirece sardık, bir yuvarlak şekil verdik. Bu size kalmış. Kaşıkla da koyabilirsiniz, bıçakla da sürebilirsiniz üzerine. Fethiye'de eminim ki daha taze, daha güzel, lezzetli şeyler vardır, otlar vardır. Onlardan da bir karışım yapıp tereyağıyla beraber yine sıcakken tavuğun üzerine koyarsanız bütün lezzetini, aromasını yine tavuğa verecektir. Ekşilik evet. İstediğimiz için de limon koyuyoruz. Eğer tercih etmiyorsanız limon koymayabilirsiniz ama orijinalinde vardır. Tekrar tabağa bakabiliriz şefim. Ellerinize sağlık Orkun şefim. Harika görünüyor. Tabii bunu, eğer ki, bunu patates salatası da yanına koyabiliriz. Çoğumuz yapıyor. Mesela evet, Nurgül ablam çok yapar. Meşhurdur onun patates salatası, yeşillikli. Onunla da ikram edebiliriz değil mi? Patates bugün 8 lira. Zaten patatesle koydu. 8 lira. Evet. Patates fiyatı pardon. Bir saniyenizi rica edeceğiz. Tamam. Şey koyalım isterseniz. Daha birbirimizi görelim. Tabağı göstereceğiz. Evet. Şimdi dinliyorum sorularınızı tekrardan. Nilgün Hanım diyor ki patatesin kilosu 8 lira. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok tabii ki. Valla hani... Ya et diyeyim? Pahalı diye sebze yiyorduk. Evet. Sebzeler de hoştu. Ne yiyeceğiz şefim? Yani en son taze fasulyenin ben pazarda 80 lira olduğunu gördüm İstanbul'da. Bilmiyorum oradaki pazarlarda nasıl fiyatlar ama. Maydanoz 5 lira. 3 tane var üstünde. Ne yapacağız ya? Yani şöyle, bahçemizde kendimiz mi yetiştirsek diye düşünüyorum. Evet. En azından sizin için belki mümkün olabilir bu. İstanbul'da çok mümkün ben değil ama. Ben de aynı şeyi düşündüm. Evet. Yani o hem güzel bir hobi. Ben de hani ileride, tabii daha çok uzun yolumuz var ama ileride benim de öyle bir hayalim var. Belki birazdan maliyetleri hem düşürürüz hem de bir hobi edinmiş oluruz diye düşünüyorum. Bak, başka aklıma bir çözüm gelmiyor. Zaten metropolde yaşayanların birçoğunun göç sebebi o. Hem oranın pahalılığı hem de direkt bir şey söyleyebilir miyim? Sevgili ustalarımız kusura bakmasınlar. Hemen paradan, fiyatlardan söz ediyorum ama anladığını, onların da bizi anladıklarını düşünüyorum. Biraz önce pazara uğramıştım da manav 8 lira deyince abla pazarda da 8 lira dedi. Vallahi o yüzden çok çocuklu aileler için çok üzülüyorum aslında. Neyse ki siz iki kişisiniz ama tabii kalabalık ailelerin en evinde bol bulunan patatestir malum herkesin eskiden beri. Ama şimdi patates, soğan uçtu yani. Dilekciğim, şinitzel'in tarifini zevkle izledim. Evet. En kısa zamanda yapmayı düşünüyorum ve karnım acıktı diye özellikle yazdım. Yok çünkü... Albenisi çok güçlüydü. Teşekkür ediyoruz bu keşke, arada. Keşke imkanımız olsaydı, böyle dumanın üstündeyken bir tattırma imkanımız olsaydı sizlere. Bir gün o da olur inşallah. İnşallah. Dergin Hanım diyor ki İzmir'de 14-15 liraya kadar patates varmış. İnanmıyorum.
Yani herhalde içine altın falan saklıyorlar gibi. Bilmiyorum. Fethiye'de daha ucuz o zaman. Nihat Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Gülseren Hanım. Tereyağının içine ne koydular? Kekik koydular. Tereyağının içine kekik koydular. Kekik arama. Taze kekik ve taze biberiye koydum. Biberiye. Ben elimde bunlar olduğu için koydum. Evet. Ben tamam. Bunu yemiştim hocam bir yerde. İkram edilmişti. Gerçekten çok harika oluyor. Deneyeceğim. Ben de yapacağım. Tereyağım evet, var. Evet yani onu. Siz daha taze otlara, daha lezzetli otlara tabii, bence ulaşabilirsiniz. Burada bol bulunuyor yani. Sizin yapacaklarınız daha lezzetli olacaktır. Ama yaparsanız fotoğrafla paylaşırsanız benimle, en azından ben de bir görmüş tabii olurum. Ki. Ama tabii duman ki üstündeyken paylaşın lütfen. Tamam. Tamam Orkun Şef'im. Her şey için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yoksa arkadaşlar dersi bitirelim. Bugün biraz dolmalar, sarmalar derken uzattık. Seslerimizin de değerli vakitlerini daha fazla almayalım. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok memnun oldum tekrardan sizlerle tanıştığıma. Çok çok selamlar. Ellerinize sağlık. Orkun teşekkürler. Hoşçakalın. Ağız tadıyla sağlıklı kalın. Selamlar. Saygılar hepinizi. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Saygılar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun.